Merhaba, Kim Bilir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız kişi Turgut Özal. İyi seyirler. Turgut Özal, 13 Ekim 1921 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Çocukluğunun bir döneminde pilot olmak isteyen Özal, Silifke'ye taşındıktan sonra eşeğin üzerinden düşerek kolundan sakatlandı. Bu durum, pilot olma isteğinin zorunlu olarak vazgeçmesine neden oldu. 4 yaşındayken ailesi Bilecik'in Söğüt ilçesine taşındı ve ilköğretim hayatını burada başladı. Babasının görevi nedeniyle sık sık il değiştirdi. Ortaokulu Mardin'de bitirdi. Mardin'de lise olmaması nedeniyle Konya Lisesi'nde eğitime devam etti. Bu dönem içerisinde kardeşi Korkut Özal da eşlik etti. Son olarak Kayseri Lisesi'nden lise eğitimini bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ni burslu olarak okudu ve 1950 yılında mezun oldu. Mühendislik yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra ailesinin isteğiyle evlendiği Ayhan İnan ile 1952 yılında kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Bu evlilikten sonra çalıştığı kurum, Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nden sekreter olarak görev yapan Semra Yeğilmen ile evlendi. Evlilikten sonra Amerika'da Texas Tech Üniversitesi'nin iktisat yapmaya giderek burada ekonomi branşında eğitim aldı. 1977 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir Milletvekilliği adaylığını koydu ancak seçilmedi. 43. Hükümet döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ile DPT Müsteşar Vekilliği görevine getirildi. 24 Ocak kararlarını hazırladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bu politikaları devam ettirmek amacıyla Bülent Ulus'un hükümetinden ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu göreve getirildikten 22 ay sonra 14 Temmuz 1982 yılında istifa etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hem DPT Müsteşarlığı hem de Başbakan Müsteşarlığı yapmış tek başbakanı ve cumhurbaşkanıdır. 20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurdu. 6 Kasım 1983 tarihindeki seçimlerde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekili çıkarak tek başına iktidara ve 45. hükümetin başbakanı oldu. 1984 yerel seçimlerinden de başarıyla çıktı. 13 Nisan 1985 tarihinde yapılan ilk kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi. Turgut Özal'a yapılan suikast. 18 Haziran 1988 Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi'nin 2. olağan kongresinin düzenlendiği sırada Kartal Demirdağ isimli saldırgan tarafından düzenlenen suikasttan yaralı olarak kurtuldu. Foto muhabirleri ve televizyon kameraları için hazırlanmış olan platformun önünden ve Turgut Özal'a 12 metre öteden iki el ateş eden Demirdağ, Turgut Özal'ı sağ elinden yaraladı. Saldırı sonrası etrafa rastgele ateş açan korumalar ise 18 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananlar arasında Bakan İmret Aykut da vardır. Önce ölüm cezasına çarptırılan, ardından cezası 20 yıla indirilen Kartal Demirdağ, Cumhurbaşkanlığı döneminde affetti. Turgut Özal'ın vefatı. Turgut Özal, 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra vefat etti. Cenazesine Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce kişi akın etti. Tören televizyonlardan canlı yayınlandı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Turgut Özal'a da yakın dost olan George Bush, beklentilerin aksine cenaze törenine katılmadı. Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum şeklindeki vasiyetine uyularak kendisi tarafından yaptırılan eski başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarının bulunduğu Topkapı'da Vatan Caddesi üzerinde kendisinin adına hazırlanan anıt mezarına defnedildi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve dilekleriniz için yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.